Arkadaşlar, Elden Ring'e ilk bölümüyle bugün başlıyoruz. Oyuna yeni başlayanlar buradan bir sınıf seçiyor muhtemelen. Hani ve bu sınıfa göre de item veriyor. Yani kılıç veriyor, balta veriyor, bir şey veriyor. Şu şekilde de burada da hiçbir şey vermiyor. Muhtemelen burada dengeli bir sınıf veriyor. Sen kendin çık abi diyor. Ben aslında her şeyi kendim seçip bulunca "Aa, kılıç buldum o!" demeyi seven bir insanım. Yani elime benim o kılıcı vermesin. Ben kendim oynayarak kendim bulayım istiyorum. Şimdi burada bir şey yapabiliyorsunuz. Karakter oluşturabiliyorsunuz ama ben bir karakter oluşturmuştum ama ha burada bak şey de veriyor. Ekstra andaç da veriyor. Buradan da sınıfı değiştirebiliyorsun. Genç, A tipi, isim. Yomiyate yapalım buraya, çakalım. Ayrıntılı görünüş. Genç, ten rengi. Ha, favori yükle var mı? Var. Tamam, ben zaten böyle bir favori, böyle bir karakter oluşturmuştum. Ondan dolayı yutuşuyla mı gelelim? Temel kalıp. Ondan dolayı ekstra oyunu bu karakter zaman kaybetmeyelim karakter oluşturma ekranında. Dün dediğim gibi "Aa, neymiş" diye bir girdim baktım. O sırada öylesine can sıkıntısı oluşturdum ama iyi oldu. Çünkü yoksa ben bu ekranda bir 5 dakika 10 dakikada bununla uğraşacaktık yani. Çok da detaylı değil bu arada. Yani bir Baldur's Gate, bir Diablo ekranı gibi değil. Diablo'da o kadar detaylı mıydı acaba, hatırlamıyorum ama. Tahir'den hatırlıyorum. Baldur's Gate bir manyaklık seviyesindeydi sadece. Dökülen yapraklar bir hikaye anlatırlar. Ağacın yaprakları bu. Ağacı da anlatacağım. Yüce Elden Ring parçalanmıştı. Sislerin ötesindeki evimizde, Araf topraklarda, şimdi ebedi kraliçe Marika kayıp. Ve kara hançerler gecesinde ilk itip giden altın Godwin olmuştu. Bu ilk ölen yarı tanrı. Ve bundan dolayı kraliçe çok üzülüyor. Çok geçmeden hepsi de yarı tanrı olan Marika'nın çocukları Elden Ring'in parçalarını sahiplendiler. Yanlış bilmiyorsam 6 adet parçası var. Yeni elde ettikleri bu kudretin sebep olduğu güç zehirlenmesi parçalanmayı hiçbir efendinin galip çıkamadığı bir savaş. İki tane arkadaşlar tanrı kalıyor geriye. Birisi Melania, diğeri de güce irade tarafından terk edilmeye yol açan bir savaş. Diğeri de şey, Rattan mıydı, Rattah mıydı? Adını unuttum şunu. Şimdi yüksel. Sen lekelenmiş olan. Sen ki hem ölmüş hem de yaşayan. Çoktan kaybedilmiş lütfun çağrısı hepimize sesleniyor. Aleykümselam. Loş, loş. Nasıl okunuyorsun bilmiyorum. Horahlox, kırgı bayır lideri. Daima ışıldayan altın maskeli. Fia, ölüm döşeği yoldaşı. Mide bulandırıcı leş yiyen. Ve alim Sir Gaydon Ofnir. Görüşürüz Tahir. And
İşte biri daha. Lütfun bir kez daha kutsayacağı bir. grace would again Şimdi de biz bless. geliyoruz tabii. A tarnished of no Adı sanı renown. olmayan bir lekelenmiş. Amacımız bizim de arkadaşlar Elden Lord olmak. Ve 6 tane sanırım parçayı Cross the toplamak. fog. Sislerin ötesindeki Araf Turn topraklara yürü. lands between. To stand Elden Ring'in huzuruna before the çıkmak için. Elden Aynen, Radah'ı diyordum. Radah'la Melania kalıyor sonra and ve o become savaştan da kimse the kazanamıyor. İkisi Elden Lord. savaşıyor. Ve Elden Lord'u olmak için. Biz Elden Lord olmaya çalışıyoruz. Aleykümselam, Twitch'ten de yazmışsın galiba. Ha, sen miydin? Bu ışık. Radah. Şimdi oyun bizi buradan başlatıyor. Kol kapanmış kendini. Safe güvenli moda almış kol. Heh. Şimdi burada normalde ışıklar oluyor yerde ve size ipucu veriyor. Bunları ben okumuştum ama yeni oyun dediğim için tekrardan çıkması gerekiyordu. Şu galiba. Ha bak, bu mesajı oku. Bunlar yerdeki ışıklar, bir çeşit mesaj. Yok, yol bozuk da olsa, belirsiz de olsa sen Elden Lord'u olarak hak iddia et. Lekelenmiş kurumuş parmağı. Parmak bulduk. Sokarız bir tarafında. Ne yapacağım o parmağı acaba? Şuralarda da sanki ışıklar vardı ama. Infovari. Belki de yanlış hatırlıyorum. Aç bakalım. İlk oyun mu Elden Ring? İlk kötü buradan geldi. İlk oyun mu Elden Ring? Evet, ilk oyun. Yani ilk oyun derken Elden Ring 2 yok zaten. Ya da benim ilk oyunum derken ilk Souls oyunum değil. O parmak abi yere yazı yazmanı sağlıyor. Ha, yere yazı yazıyorsun. Yani ben istersem yere yazı mı yazabiliyorum şu an? Bir işime yarıyor mu peki? Senin adın Işık mı ya? Sen benim kardeşim olan Işık mı? Siz yoksa başka şey. O Twitch izlemez ama. Uga. Mağara adamı olarak başladım bu arada. Ben mağara adamıyım. Oyunda koşma var mı acaba? Hangi tuşla koşuyoruz? Oyunda saldırılar Blackmouth Kong'daki şey tuşları. Can içme tuşu bu. Aa, bununla da saldırıyormuş. Bununla yumruk atıyormuş. Bu can içme tuşuydu ama can içme tuşu burada X. İnşallah ben karıştırmam. Yok abi, ben o değilim. Adım Kaan. Tamam Kaan. Hoş geldin. Koşma var mı acaba ya? Bunu yalan. Bağırdık. Bu bağırıyor demek ki. Ne yapıyor bağırınca peki? Bu arada oyunda arkadaşlar map çok büyük. Map'e şuradan ulaşabiliyoruz ama ben size map'e gösteremem muhtemelen. Böyle görünüyor ama böyle değil. O kadar büyük ki, ve map'i açabilmek için bazı tabletlerden okuma yapmanız lazım. Ben buralara giriyorum. Sebebi, ben çok aşırı meraklı bir tipim, tamam mı? Bir şeyler vardır diye ama yok galiba. Ben Allah, biz yandık. Biz bu oyunu 150 saatte bitiremeyiz. 200-300 saatte biter bu. Ben sana diyorum, aralığa kadar biter bu. Konsolda mı oynuyorsun yoksa klavyeden mi? Elimde kol var ama bilgisayardan oynuyorum. Yani bilgisayar. Steam. Klavyeyle de oynanır. Hani ben klavyeden daha kolay oynuyorum. Koldan oynamadım daha önce. Koldan daha zor bana göre. Ama kola alışmak da istiyorum bir taraftan. Çünkü daha zor yapıyor ya benim için. Daha zor yapması daha iyi. Hani. Abi oyunun, bak oyunun optimizasyona bak. Bir de Blackmouth Wukong'a girdik, nasıl kastı? Deli gibi kastı. Ne oldu? O ne la? Kol koparan akrep. Benim kolumu koparma. Bu ne oğlum? Neyle kaçıyorum ki ben? Tamam. Ben bunu keseceğim ben ha. Bana öldüm ben. Nasıl ölmedim lan? Gel lan gel. Artist, hayırdır? Senden mi korkacağım? Ne oldu? Öldük. Öldük ya.
Bir üçgene basacaksın, düz vuruş at. İki elle alıyor silahı. Üçgene basacaksın, düz vuruş at. He tamam ama benimki Xbox kolu gibi. Üçgen derken Y'ye mi diyorsun? X'e mi diyorsun acaba? Abi üçgene basacaksın, düz vuruş at. Bir kere Allah. Tamam deneriz. Oralarda hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Üstteki tuş hangisi bilmem. Y. Y o zaman. Y'ye basacağız. Bu boss'u ne olursa olsun kesemiyormuşuz zaten galiba. Kesenler var ama çok uzun sürüyormuş. Ve kesmenin de bir mantığı herhalde yok. Basılı tut. Tamam. Oo at. At severiz. Ne biçim at lan bu? Endişeye kapılmıyorsun fırtına. Talih ondan yana. Sonuçta onu bulduk. İşte. Onun türünden birisi kesinlikle Elden Ring'i arayacaktır. At değil abi, o torrent. Torrent ne lan? Kesebilirsin abi. Samuray başlarsan bir silah ve bir kalkan veriyor. Aynen. O zaman kesilebilir miymiş? Kesince ne oluyordu ki? Önemli bir şey. Hadi kalk ya. Götümüz açıkta, bu şey ayazda hasta olacağız, kalk. Samur olmasına gerek yok, zorlarsan dediğim gibi bir fate silahı var ve bir kalkan veriyor. Geçti artık. Yedik. Kızıl gözyaşları matarası, tamam. Mavi gözyaşları matarası, tamam. Bu neymiş? Birisi herhalde mana yeniliyor, diğeri de can yeniliyor, tamam. Bilgelik mağarası aşağıda diyor. İlerideki çukura atlayınca bilgelik mağarasını bulacaksın. Orada sana Araf topraklarındaki maceralarında yardımcı olabilecek ipuçları dahil. Tamam. Şimdi şöyle bana söylemişlerdi. Aşağıdan gidersen tutorial gibi bir şey var. Tamam mı? Biz o tutorial'a gireriz. Çünkü ben bilmiyorum. Ve görmek de istiyorum. Herkes tutorial'ı atlamış ya. Ben diğer yayıncılardan biraz baktığımda neymiş ne değilmiş anlamıyordum yani. Oyunu bilmeyen adam da gelsin. Efendim. Görsün. Benden görsün. Allah canımız gitti. Eşyayı kullan. Yok kullanmayacağım. Böyle yerler var. Lütuf noktaları deniyor bunlara. Atla abi beleş rün veriyor. Tamam. Bir de 3.2k rün. Oo iyiymiş. Şimdi burayı yaparsak rün verecekmiş. Tamam. Bu lütuf noktalarında dinlenebiliyorsun, tamam mı? Şimdi asıl Black Myth Wukong'da izleyip de Soulsvari oyun izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum benim kanaldan. Şöyle normalde dua ettiğinizde bütün düşmanlar yenilenir zaten. Ölürseniz buralardan doğarsınız ama elde ettiğiniz ürünlerin bir kısmını kaybediyorsunuz. 1.5 STR ne olduğunu bilmiyorum. Y'ye basılı tutacaksın, düz vuruş atacaksın, silah ikinci. Tamam hemen bir deneyeceğim onu şimdi. Işığın toplandığı yerlere giderek lütuf noktalarını da bulabilirsin diyor. Şimdi Y'ye basılı tutuyorum. Y'ye basılı tutup ağır saldırıya ya da şu iki tuştan birine de bassam oluyor. Çok iyi. Eyvallah bak bu iyi oldu. Oyun başında bunu öğrenmemiz. Can içtik iyi mi? Neyse zaten bonfire'dayız ya. Şimdi ben bu can içme muhabbetini çok yapacağım yanlışlıkla öğrenene kadar. Çünkü bunun sebebi aynı tuşta saldırı vardı Black Myth Wukong'da ve ben onu 80 saat gömdüm. Oradan dolayı çok çok yanlış yerlere gideceğiz şimdi. Kamerayı sıfırla, hedefe kilitlen. Tamam bunu biliyoruz. Gel. Neyle saldırıyorduk? Bu Peri. Oo, Peri de var la. Hayır. Aa öldü. Adama atar gider yapacaktık, yapamadık. Şuralarda bir şey var mıdır? Lan iç be Allah!
Sıçtık biz ya. Allah. Kanki ne haber? Güçlü saldırı sağ el. Geçen saldırıları bloklamak için Peri'yi kullan falan. Bloklamak stamina harcar falan filan. Peri değil o, bloklamak. Peri belki kalkanlar yapıyor. Ha öyle mi? Hadi ya. Bu blok o zaman değil mi? Ha. Lan! Hayır, iksir abimiz yandık ya. Ben yanlışlıkla iksir içiyorum. Ha çömeliyormuş da lan. Düşman saldırılarını kaçınma taklası ya da geri kaçınma ile aldatabilirsin. İkisi de stamina tüketir. Kaçınma taklası geri. Ha bunu biliyorum ne olduğunu ya. Şundan bahsediyorum. Hayır içme içme. Lan içme. Sıçtık biz ya. Abi yanlış anlamazsan ben de 2600 saat elden. Oha. Ne yaptın lan sen? 2600 elden ne ya? Yok canım niye yanlış anladın? Helal olsun bu arada. 2600 saat. Eldenlik güzelmiş. Oh mekana bak. Şöyle bloklayabilirim. Oraya ben nasıl atış edeceğim? Edebileceğim mi ya da? Dümdüz gideyim. Bu ne? Araf topraklarını dört bir yanında meyvelerden çiçeklere, mantarlardan kelebeklere kadar birçok yararlı malzeme bulabiliyormuşuz. Bu malzemeler reklam koyacak. Koyma reklam ya. Ya Twitch Allah cezanı versin. 14 saniye sonra reklam geliyor diyor. Ay senin ben. Reklamlar kapalı bu arada. Kapattım. Kimse benden reklam izlemesin. Reklama ihtiyacımız yok çünkü paraya maraya. Oradan gelecek 3 1 liraya para ihtiyacım yok istemiyorum. Reklam girdi mi peki? Onu kullanabilmek için aşağıdan herhangi bir ekran tıklaman lazım bu arada. Nereye tıklayacağım? Aşağıda hakkımda kısmında böyle bir şey var. Ekran var. Bitlerle domates falan satın alabilirsin diyor. Orada envanter kısmı olacak. O envanter kısmında senin almış olduğun o malzeme görünüyor. Onu da ekranın şurasına gönder deyip tıklayınca atıyor. Domates var sanırım ücretsiz domates. Domates atabilirsin. Öyle bir eklenti kurdum Twitch'e. Yani umarım çalışır yani. Kanki ne haber? Her elde üçer taneye kadar silah kuşanılabilir. Bu silahlar arasında geçiş yapabilirsin. Ha, sağ ol. Bunlar kalkanla savaşılması daha zor olan etkin kuvveti %50 artan iki elli silahlarda olabilir diyor. İki elle kuşan. Ha senin dediğini bak burada anlatıyormuş zaten. Lan içme içme artık. Ha şimdi oldu bak. Çok güzel değil mi? Twitch eklentisi bak bu. Bu niye bana vurmuyor? Vurdu. Tamam. Arkadaş sapladı. Öldü mü? Allah'ım can içip duruyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Şu X'i unut. X can içme. X can içme. X tuşu saldırı değil. Aynen domatesi var, şeyi var, böyle bağıran kunduzu var. Çok güzel değil mi? Bir hedefe kilitliyken hedef değiştirme için R tuşuna basıyor. Ha böyle. Tamam. Y tuşu değil. Bu. Ha. Oha hızlı da vurabiliyor ha. 2.50'yken saldır. Ya içme ne olur artık içme. Of ben. Man Allah'ım Wukong benim şeyim olacak. Wukong benim lanetim olacak galiba. Gel lan yiyor mu? Yiyor mu lan? Gel. Gel hadi hadi. Hop. Allah içme hayır. Senin ağzına vururum ha. Nereye gitti o öldü mü? İşte böyle adam ha. İşte böyle adam olacaksın diyecektim. Aşağı düştüm değil mi ben? Ya sen... biz öleceğiz birazdan. Tutorial'da da ölmezsin ya. Koşma var mı oyunda? Koşma var mı? Tutorial'da da ölmezsin ya. Ama onun sebebi çok... Bir dakika şu neydi? Kızıl gözyaşı. Bu neydi peki? Şunu bir içelim. Onun neydi? Ha? Bu mana ya, bu mana.
Aa, bonfire buldum. Ben geri mi gittim lan yanlışlıkla? Zaman geçirdik yanlışlıkla. Zaman geçirmede mi varmış? Ne oldu şimdi, canım manım doldu mu benim? Benim uga buga şeyim nerede? İçme artık! İçme! 10 IQ Elden Ring. 10 IQ. Bir dakika, hayır. Heh. Hayır! Abi. Tuşları mı değiştirsem ben acaba ya? Vallahi biz var ya, sıçtık biz ya. X tuşu nereden aklımda kaldı benim? O iş bende. O iş bende, sakin ol. Tutorial'da da sıçmazsın ya. Aa, iyi bak, toplama şeyi yok bunda, gördün mü? Toplama animasyonu yok. Ben seni bir daha kesmesem olur mu? Olur bence be. Arkadaşlar, arkamdaki şerefsiz beni taciz ediyor. Allah'ım. Vallahi sıkıntı büyük ya. Silahların beceri denen özel yetenekleri vardır. Güçlü saldırılardan geçici etkilere kadar birçok beceri vardır diyor. Beceriler EP harcar. Tamam. LT tuşu diyor. Okey. Bu mu? Yani kükreyince bakayım bu ne yapıyor? Ya o hızlı vuruyor yani. Düşmanların seni bulmasını zorlaştırmak için çömelebilirsin. Okey. Çömelelim abi. Sakin. Hayırdır lan? Buralarda sandık mandık, enayi sandığı yok mu? Sırtı dönük bir düşmana yakınlarda kritik vuruş vurabilirsin. Güzel bir sırtı dönüktü ama. Tamam, arkası dönükse kritik yiyor. Burada geçiş yok. Kanki ne haber? Bazı saldırılar düşmanın duruşunu bozar, sana kritik vuruş şansı verebilir. Bilhassa odaklı ve zıplama saldırıları bir düşman mı duruşunu bozabilir diyor. RT tuşuna basılı tutarsan odaklı, zıplarken de zıplama saldırısı yapabilirsin. Arkadan vur, aynen. Şimdi şuna. Ha. Bir dakika bekle, dur. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Ha. Oo. Oo, çok iyiymiş. Yani şeyini bozup saldırırsan güzel bitiriş yapıyor. Öldüğün zaman en son ziyaret ettiğin tuf noktasında canlanırsın. Ancak öldüğün yerin yakınlarında bir Marika heykeli varsa orada canlanmayı da seçebilirsin diyor. Marika heykelim şimdi. Bir dakika, içme evladım. Ben ne yapacağım şimdi buna? Kutsa beni. Yüce ana. Bu beni kutsadı mı şimdi? Ne olacak bu şimdi? Heykel. Kendine gel. Hadi bu. Lise 2 esprileri. Bu nedir ya? Kahvemiz soğudu. Ya bana böyle basit bosslar koymayın. Bak, seni tek atarım. Bir düşman saldırısını blokladıktan hemen sonra karşı saldırı yapabilirsin. Blok saldırı bir düşmanın duruşunu bozmayı kolaylaştırır. Tamam. Ama benim iksirim yok, biliyor musun sen? Allah Allah, içme onu, içme işte, yine yanlış. Alışacağım. Hadi yallah yallah Tayzik. Kolaydı bu. Çarçışık yapmayacağım, çok kolaydı. Bu boss bile değildi. Öylesine sana şey koymuş, böyle bir al işte, hadi böyle bir sevin. Garibanın yüzü güler mi? Çıplak bitirme çalışma. Evet. Evet.
Çıplak bitirme değil ya. Sınıflar vardı. Sınıflarla birlikte kılıç falan veriyordu. Ben de öyle sevmiyorum. Hani üzerimdeki her şeyi kendim bulmak istiyorum, anladın mı? Onun bir mazisi olsun. O beni eğlendiriyor. Böyle beleş gibi. Enayi şeysisi. Ne bu? Kuvvet aldık. Yeriz. Yeriz dayı. Bir şey diyeceğim. Oyunun başlarında yukarıda bir yer vardı. Çıkılmıyordu. Işık vardı. Nasıl gideriz ona? Panda atmışlar bana. Panda. O da buralarda bir yerden mi geçiyor acaba? Bilen var mı? O ışığı da istiyorum ben, biliyor musun? Açın beni. Aç gözlüğüm. Kalpler malpler gönderiyorlar bana. Kalp emojisi alan gariban. O ışığı alamıyorum değil mi? Yolu yok değil mi? Yok. Neyi söylediğimi anladınız mı bilmiyorum da. O oyunun ilk başladığı yerde yukarıda bir ışık var. Toplanabilen bir ışık. Ama sanırım o alınmıyor. Bir de oyunda koşma var mı ya? Bir de Allah bana, Allah rızası için bana bir koşma atsın. Anne LGBT şey atıyorsun bak yanlışlıkla. At gerçi de. Anlamını bilmediği şeyler atıyorsun. Ama önemli değil. Ne o bilmiyorum ama. Bir şeyse o. Kalk kalk geldik kalk. Ne bu? Kek tespihi asmışlar kafasına bunu. Konuşabiliyormuşum la. Enayi ne haber? Enayi! Öğrenmenin veya diğerlerinin uçurumunda savaş sanatlarını hatırla ve damarlarında akan savaş kananı. Ben hatırladım bak, üstüm başım kan oldu. Ben buraya geri gelebiliyormuşum. Aynen. Oo, sen daha bir şey görmedin. Daha dur. Bak daha kırıntı gördün sen. Böyle bir milyon tane ekmeğin kırıntısını gördüm. Kalp attım. O kalp başka bir kalp ama. Sıkıntı yok ya. Atabilirsin. Her kalbin her şekli güzeldir. Her şekli güzeldir. Evet, buralar lütuf noktaları. Bonfire. Şimdi şu lütuf noktalarını ne var içinde, ne var ona bir bakalım ya. Zaman geçir, mataralar, büyü ezberle. Nasıl ezberleyebilirim? Büyüm yok ama, değil mi? Yok. Tamam. Mataralar varmış. Bu neymiş abi? Matara kapasitesini arttırabiliyorsun. Bir adet altın tohumla yapabiliyor musun? Ama altın tohumu yok. Bu altın tohumları ağaçlardan çıkıyormuş. Yanlış bilmiyorsam. O ağacı da bulmak çok zor. Sandığı düzenle ayrıldı. İyi tamam, böyle bir muhabbet varmış işte. Lekelenmiş kıvrık parmağını kullan. Başka dünyadan bir oyuncu tarafından çağrıldığında eşli çok oyunculu başlar. Müttefik kıvrık parmak rolünü alırsın ve hedefin bölgedeki düşmanı mağlup etmektir. Ekranın üst kısmında ki pusula çağrının parmaktan ev sahibi yerini gösterir. Parmak koparan. Yani ben başka oyuncuları yardıma çağırabiliyor muyum? Kesemediğim bir boss olduğunda ve bana da yardıma gelebiliyorlar mı? Benim kulaklık yine kafasına göre pıt 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 yapmaya başladı. Tamam, nereden geldik? Oradan geldik, buraya gidiyoruz değil mi? Okey. Şimdi siz arkadaşlar Elden Ring'in gerçek dünyasını ilk defa göreceksiniz. Burada toplanacak bir şey var mı? Yok. Çömlekler kırılıyor ama onlarla uğraşmayacağım. Ne oldu? Ne oldu? Bir gittim geldim. Aynen biliyorum. Kulaklık sıkıntı çıkardı da onunla uğraştım. Bir şey olmadı ya. Tutorial'ı bitirdim. Aynı yere attı. Aa sen gittin geldin. O sıra soracaktım bak. Oyunun ilk başında yukarıda bir ışık vardı. Orayı alabiliyor muyuz diye sordum da. Ben görmeyeceğim abi ilk defa. Niye ya? Ha doğru, sen 2000 saat. Tamam sen görmeyeceksin. Evet, Elden Ring'in dünyasındayız arkadaşlar. Limgrave. İşte asıl dünya burada ki değil. Bu bile bir kırıntı. Bak map'in büyüklüğü bu değil aslında. O kadar büyük ki. Bu map'in ufacık bir kısmı. Ufacık bir kısmıymış yani. Ya bildiğin, bir de bunun yeraltı var. Abi hemen gidelim, acele edelim. Nereye gidelim mi?
Nereye gidiyoruz? Daha yeni geldik. Bu ne? İncele. Her bölgede kurban büstleri bulabilirsin. Bu büstler davet havuzlarıdır. Küçük büstler ile oluşturulan dost ve rakip davet işaretleri ilgili bölgenin üstündeki davet havuzunda toplandığından dolayı bu konumlardaki diğer oyuncuları davet edebilmen kolaylaşacak. Yani bunları pek kullanır mıyım bilmiyorum. Kimi davet edeceğiz ki? Yani kesemediğimiz arka taraflar var. Vay 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 vay. Her köşeye gireceğim. Hepsine gireceğim, çıkacağım. O ne la? Selamun aleyküm. Şimdi gitmeyelim oraya. Grace'i açmayı unutma ama sonra git kiliseye. Dümdüz karşıdaki harabeye gideceğim. Kilise var. Önce oraya git. Tamam. Seni dinleyeceğim. 2600 saat elden 2 saati olanı dinleyeceğim. Koop şey sahibi o ama sen çevrim dışısın. Bir işe yaramaz. Aynen. Şey dedi bana ya. Ne dedi? Olağanüstü durum tespit edildi. Çevrim içi oynayamazsın dedi. Niye? Anlık konumunu, araziyi ve çevredeki yapıları. Şey, ben buna Türkçe ama yaptım ondan mı acaba? Anlık konumunu, arazi ve çevredeki yapıları görüntülemek için haritanı kullan. Yol üzerindeki dikili taşlar. Dediğim bak bu. Bu dikili taşlar harita parçalarını buluyorsun ve haritayı açıyor. Bunları bulacağız. Abi Türkçe ama ban sebebi çünkü. İyi. Şu an beni banlamazlar değil mi? Lekelenmiş oyundansın değil mi? Elden Ring için Araf topraklara geldin demek. Öyledir tabi. Bunda utanacak bir şey yok. Ancak ne yazık ki sen hanımsızsın. O ne demek lan? Lan sap dedi bana. Önünde rehber yok. Rünlerin gücü yanında değil ve yuvarlak masa sığınağına davet bile edilmemişsin. Bilinmeyen biri olarak ölmeye mahkum görünüyorsun. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Ben burada bak Elden Lord alıp gelip seni parmaklayacağım. Hadi bakayım. Bak bu aşağılarda orada ışık var. O ışığa gideyim mi? Map açıyormuş. Abi çevrim içi oynarsan bir daha bu hesapta çevrim içi oynayamazsın. Şu an ben çevrim içi değilim ama değil mi? Şu ışığa gidelim mi? Oo, kafatası iyiymiş moruk. Ben şu ışığa gitmek istiyorum. Ben ilk yapmak istediğim şu ışığa gidip map'i açmak istiyorum ben. Uga buga. Yeni evrim geçirdim ben, biliyor musun? Oğlum her köşeye bakmak istiyorum. O ne lan? Oo, ot buldum. Ot buldum. Hadi bakayım ne işe yarıyor acaba. Yeşil otum var artık. Adam olun. Bunlar ne la? Koyun. Okuyana koyun bakayım. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Manyak mısınız lan siz? Bunlar ölüyor mu? Oha ölüyormuş. Cesedi yağmala. Ne verecek bu şimdi? İnce hayvan kemiği. Ne işim eriyor? Öldürdük garibanı ya. Bu ne? Lekeli altın ayçiçeği. Bu ne? Kuş üveci. Allah Allah. Oğlum her şey toplanıyor mu lan bu oyunda? Bu ne? Orada bir yer var la. Gidiliyor mu la oraya? Galiba gidiliyor. Oraya gidiliyordur he. Orada bir şeyler vardır. Bak gizli bir yerler var orada. Map değil o abi. Onu sen koydun. Onu ben mi koydum? Lan ben koymuşum. Tamam. Tamam. Dur biz yoldan çıktık o zaman. Biz yola geri girelim. Geri. Kaldıramadık mı? Başaramadık mı? Kalktı. Jestler, mimikler. Neyse tamam, ben senin o dediğin kiliseye bir gideyim en iyisi. Dediğim kiliseye git, benim dediğim. Tamam. Senin dediğin koşma yok mu? İnek! Gidelim mi? Kiliseye gidelim ya. Bir dua edelim. Dilden çıktık, yoldan çıktık çok fazla biz. Vallahi çarpılacağız ha. Orada ben at gördüm. O atı bir keseyim. Ben bonfire vardı. Onunla dua ettin mi? Bonfire dua ettin mi? Takla tuşuna basılı tut. Takla tuşu hangi? Şuna B'ye mi? Eyvallah ciğerim, eyvallah. Sana iyi denk geldik ha. Oo çok iyi. Şununla biz dua ettik mi? Etmişiz herhalde ki, ne dinlen diyor. Ata dalma sakın. Dalacağım. Öyle dediysen dalacağım.
Alan at kim lan? Oğlum ben eskiden Dark Souls oynardım ya. Ben Black Myth Wukong'u bitirdim lan. Hayırdır lan? Oyunu da bitirmek 40 defa öldüm orada bir dostum. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. Geleceğim mi? Uga buga. Tamam. Ya sen hayırdır lan? Oha oha. Oğlum bak seni keserim. 5 saat otururum burada götümü çürürüm, çürütürüm, keserim seni. Bana artistik yapma. Keserim lan bunu. Buna sonra dalacağım. Yo ben şimdi keseceğim bunu. Hadi bakalım bana bir challengers. Evet arkadaşlar sabah 6'ya kadar Boğat'la uğraşıyoruz. Dalma abi. Dalacağım. Ölürsen en son ziyaret ettiğin tutmasına yeniden lan. Tamam rünlerimizi alıp gidelim ya. Rünlerim nerede benim orada. Ama o rünleri almam lazım. O rünlere ben şey verdim. Emek verdim. Nasıl alabilirim? Neyle alıyorum? Yeah. Hadi görüşürüz. Enayi seni. Enayi. Meee. Lan. Yine can içtik Allah'ım. Seni fazla gelişmiş şövalye seni. Ne yapıyorsun lan? Enayi. Kilise bu mu? Oo, Allah kilisesi diyor lo. Aa orada Noel Baba var. Haritan aracılığıyla keşfettiğin herhangi bir lütuf noktasına hızlı seyahat edebilirsin. Ama bazı her alana gidemezsin. Kapının önünde bir direk var. Orada Golden Room var. Onu alacağım. Onu da alacağım. Ama burada Noel Baba var. Noel Baba! Ya da Noel Ana. Konuşalım şunu. Lekelenmiş soyundansın. Sezebiliyorum. Sezebildiğim diğer şey de kelimin peşinde olmadığın. O zaman neden bir şeyler almıyorsun? Ben Kale. Kaliteli ürün tüccarı. Aa, mağaza var la burada. Ne alabilirim ben seninle şimdi bu? Alışveriş menüsünde ürün harcayarak. He ürün dediğimiz şeyle bununla bir şeyler harcıyoruz. Ayrıca eşyaları ürün karşılığında satabiliyorsun falan. Tamam. Tamam o zaman bana böyle bir kılıç bir şey versene. Ne bu? Tarif kitabı. Eşya üretme dar ağacını genişletir. Bu ne? Teleskop. Uzaktaki şeyleri görebilme. Bir işe yarar mı la bunlar? Al o dediğim abi kullan onu sonra Noel Baba ile konuş crafting kit al. Abi rün hem para hem XP işte. Aa, aynen öyleymiş. Çatlak çömlek eşyalarını üretmek için gereken kap. Eşya üretimini mümkün kılar. Tamam ya. O senin dediğini bir alalım da. Şimdilik hoşça kal. Demirci masasında rün ve demirci taşları harcayarak silahları. Ha burası da güçlendirme yeri. Okey. Eşyayı al. Demirci taşı. Tamam. Şimdi Golden Room dediğin şeyi alalım biz. Golden Room. Neredeydi? Kapının üstünde dedim değil mi? Bir de vazo alacağım. Tamam. Golden Room kapının üzerinde nasıl olabiliyor? Bekimsi. O demirci taşını mı acaba Golden Room dedin? Ama Golden Room dediğin altın. Altın yani altınlı bir şey olması lazım. Ha bak şu sarı ışık da gitmen gereken yeri gösteriyor sana. Kapının önündeki direkte abi. Kapının önündeki direk. Onu biz nasıl görmedik onu peki? Kapının önündeki direk. Ha şu karıyı mı diyorsun sen? Şurada biri asılı o mu? Ya da bakayım kapının önünde başka bir şey var mı? Şu var, çarmıf var. Ha, bunu diyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Altın rün 2. Tamam. Gördün abi dibinde durdum. Tamam. Evet şimdi gördük.
Bir de vazo. Vazo dediğin o da mı orada acaba? Oho, biz bu dikkatli oynamamız lazım bayağı o zaman ya. Kullan bunu abi. 400 ürün geliyor. Tamam. Envanter. Tamam. Büyük resmi ve açıklamayı göster. Karakter bilgilerini göster. Tamam. Tamam, bir sal. Az miktarda ürün elde etmek için bunu kullan. Kullan. Vazo ve crafting kiti o satıcıdan alacaksın. Tamam. Oha, güzel taktikmiş ha. Eyvallah. Böyle bir koşalım. Koşma iyi oldu bak. Koşma iyi oldu. Bunları ben Tahir'e de bir ara anlatayım da. Ne oldu? Hala bir şeyler mi alacaksın? Evet, alacağım. Alacağım. Arkadaşım dediği şeyi alacağım. Vazo alacağım. Şu herhalde. Vazo. Abi LOL girdim, maç başladı, ben gidiyorum. Görüşürüz. Yardım için teşekkür ederim şey Kaan. Kendine iyi bak. Satıcıdan al o dediğim şeyleri, sonra map'i aç. Beyaz bir sütun var. Git oraya. Tamamdır. Senin dediğini yapacağım. Vazo ve crafting kit alacağız. Okey. Crafting kit hangisi acabası? Üretim kiti. Ha, budur. Crafting kit. Bir de vazo dedi de çatlak çömlek var. Bakayım başka. Tamam, bir de bu. Bu ne? Çatlak çömlek eşyalarını üretmek için gereken kap. Okey. Eşya üretimini mümkün kılıyor. Ha, eşya üretebiliyorum artık. Fırlatma hançeri. Bu iyi oldu. Bu arkadaş sağ olsun bize yardımcı oldu. Bu başlangıç için iyi. Eşya üretim kitin varsa bulduğun malzemelerden farklı eşya üretebiliyorsun. Ana menüden eşya üretimini seçerek eşya üretebilirsin. Bazı eşyaları üretmek için çatlak çanaklar ya da diğer kaplara ihtiyacın var. Sahip olduğun kaplardan daha fazla eşya üretemezsin. Kap eşyaları kullanımında tükenir ama kaplar envanterde kalır diyor. Silah güçlendirme. Demirci menüsü silahını güçlendirmek için rune ve demir taşları harcayabilirsin. Bunu güçlendirmem ya. Daha güçlü bir silah bulursam ona yatırım yaparım. Envanter menüsünden eşyaları üretebilirsin dedi sen. Ha, şuradanmış, pardon. Eşya üretimi. Eşya üretme menüsü ile bulduğun malzemeleri farklı eşyalar üretebilirsin. Tarih kitapları falan gerekebilir. Kuru kuş bezi. Tamam. Şimdi arkadaşlar, yüksek müsaadenizle kayıt nasıl 37 dakika? Ben kaydı hangi ara durdurdum? Pause it diyor. Kaydı bir ara kaydı durdurmuşum. Muhtemelen ilk bölümü Twitch tekrarından alırız ya. Birleştiririz, montaj yaparız ona. Nerede durdurduğumu bilmiyorum çünkü. Artık Twitch yayın tekrarını indirir, koyar, birleştiririm. Arkadaşlar, bizim bir saati geçmememiz lazım. Elden Ring için konuşuyorum bunu. Belki de az önce durdurmuşumdur. 37 dakika da olabilir. Belki bu şekilde atabiliriz. Çok bir şey yapmadık zaten. Arkadaş sağ olsun bize yardımcı oldu. Geldik buradan Golden Room falan bulduk. Bir şeyler satın aldık. Artık bir sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.